Sayın oturum başkanlarım, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben klinisyen veteriner hekim Hüseyin Solak. Bugün sizlere fundus floresein anjiyografi yani FFA'dan bahsedeceğim. Fundus floresein anjiyografi, retina ve koroidin damarsal yapısını incelememize olanak sağlayan bir tanı yöntemi. İlk olarak 1961 yılında Noatney ve Elvis tarafından tanımlanmış ve uygulanmıştır. 1973 yılına geldiğimizde ise bir kedinin normal retinasında uygulanmış ve tanımlanmıştır. Midyalsiz gerektiren bir yöntemdir. Sodyum floresein maddesi kullanılarak yapılır. Venöz yolla vücuda enjeksiyon şeklinde uygulanır. Bol dos olarak genellikle verilir. Sulandırılabilir ya da ham olarak verilebilir. Verildikten 5 ila 15 saniye sonrasında retina damarlarına ulaşır. Sodyum floresein maddesi mavi ışık altında floresans ışık yarar. Biz bu prensibi kullanarak görüntüler elde ederiz. Elde ettiğimiz bu görüntülere anjiyogram denilmektedir. Hayvanlarda kullanımı jugular, sefalik, safan, kulak, kuyruk ve kanat veninden olmaktadır. 10 mg kilogram ile 30 mg kilogram arasında doz önerileri bulunmaktadır ama eski çalışmalardır. Biz bununla alakalı şu an yeni bir çalışma yürütmekteyiz. Bu şu an sunacağım olgularda da biz 3 mg bölü kilogram ve 5 mg bölü kilogram arasında bir dozlama uyguladık. Genellikle derin sedasyon ve anestezi önerilir. Biz yine bugünkü olgularımızın hiçbirinde sedasyon ya da anestezi uygulamadık. İnsana göre çok zor yapılan bir işlemdir. İnsanla uygulayıcı hekim ya da teknisyen hasta yap, sol omzuma bak, sağ omzuma bak, aşağı bak, yukarı bak şeklinde yönlendirir ve o anda deklanşöre hızlı hızlı basarak çok iyi görüntüler elde edebilir. Ama biz bir kedinin alt üst göz kapağını tutsak bile üçüncü göz kapağı bize engel olabilir. Üçüncü göz kapağını tutsak aşağı yukarı gözünü çevirebilir. Yani bizim sağlıklı anjiyogramları elde etmemizi genellikle zorlaştırır. Kullandığımız cihazlar bizim hep insan hekimliğinde terk edilmiş eski cihazlar. Bu da bizim için bir handikap. Çünkü hayvan için özelleşmiş cihazlara ulaşmak oldukça pahalı ve zor. Sağlıklı bir hayvanın retina fotoğrafında baktığımız zaman kalın ve dolgun görünen damarlar retinal venler. Daha ince görünen damarlar retinal arterler. Ortada gördüğümüz beyaz alan optik disk, onun içindeki koyu alan optik sinir. Üst taraftaki aydınlık bölge tapetal bölge, alt taraftaki karanlık bölge ise non-tapetal bölge. FFA'nın aşamaları, şimdi FFA birkaç şekilde aşamalandırılan bir yöntemdir. Biz şu an süre bazında değerlendireceğiz. Bir arteriyel, kapiller, venöz ve resirkülasyon fazları olmak üzere. Venöz faz, yakın faz ve geç venöz faz olmak üzere iki ayrılır. A'ya baktığımız zaman A'da arteriyel fazı görüyoruz. Arterlerin dolmaya başladığını görüyoruz. B'ye baktığımız zaman yakın venöz fazı görüyoruz. Burada arterler, kapillerler ve venözler az az dolmaya başlamış. C'ye geçtiğimiz zaman geç venöz fazı görüyoruz. Burada artık venler, arterler, hepsi dolmuş. D'ye geçtiğimiz zaman ise resirkülasyon fazını görüyoruz. Ben bugün süreyi daha uzun kullanmak amaçlı faz 1, faz 2, faz 3 olarak anlatacağım. Çünkü daha lezyonel odaklı gideceğim. Sodyum floresein maddesi primer olarak karaciğer ve böbreklerden atılmaktadır. O yüzden bizim hastalarımızda karaciğer ve böbrekle alakalı bir geçmiş var ise onlardan uygulamamız gerekmektedir. İnsan hekimliğinde birçok kez sodyum floreseinle karşı şekillenmiş alerjilerden söz edilir. Bizim hastalarımızda sodyum floreseinle karşı şekillenmiş bilinen bir alerji durum varsa yine aynı şekilde önerilmez ve uygulanmaz. Işık yolu yani ışığın kırıldığı yol olan kornea, umorakozus, lens ve vitreosun sağlıklı olması gerekmekte. Aksi takdirde oluşturacağımız ya da alacağımız anjiyogramlar sağlıklı olmayacaktır. Artefaklar şekillenecektir. Bu slaytımızda kedi, keçi, köpek, kinefik, güvercin ve benim şahsıma ait retina fotoğraflarını görmekteyiz. Biz klinimizdeki rutin fundus muayenelerini Optomed SmartScope M5 cihazı ile yapmaktayız. Bu cihazı tercih etmemizdeki sebepler midyalsiz şekillendirmek gerekmeden görüntü kaydedebiliyor olmak, ışık dalga boyunun ayarlanabilirliğindeki hassasiyet, depolama ve aktarma kolaylıkları. Bu görüntü bizim bir uygulamamız. Bu cihaz bizim FFA cihazımız. FFA cihazları aynı zamanda retinal kameralardır. Fotoğraf makinesi, lens sistemi ve ışık sisteminden oluşmaktadır.
Bu da bir kediyi PPR'cisinde hazırlık aşamasını görüyoruz. Birinci olgunuz, kedi bir diş short değil, 2 yaşında, steril, dişi, intraorbital göz basıncımız 15 ve sağ göz. Baktığımız zaman okla gösterdiği alanda bir lezyon görüyoruz. İki damarın arasına kalmış. Biz bunun bir pıhtık ya da kanama olabileceğini düşünerek ayrıcıklığında TFA'ya başvurduk. Birinci fazla baktığımız zaman bölgede herhangi bir kanlanma ya da birikme yok, sızıntı da yok. İkinci fazla yine aynı şekilde herhangi bir değişiklik yok. Üçüncü faza geldiğim zaman yine aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Bu olgudaki tanımız patolojik bir yok, retinanın normal yapısı bu şekilde görüyoruz. İkinci olgumuzda kedi tekil 2 yaş steril, dişi intraorbital göz basıncımız 13 ve sol göz. Bu olgudaki retina fotoğrafını değerlendirdiğimiz zaman hiperpigmentif alanlar ve ortada siyah bir alan görüyoruz. Yine ayrıntının için FFV'ye başvuruyoruz. Birinci fazda damarlardan boyanın dışarıya çıkmaya başladığını görüyoruz. İkinci faza geldiğimiz zaman damarların dışarıya daha fazla çıktığını ve görülenme şekillendirdiğini görüyoruz. Üçüncü fazda resmin tamamına baktığımız zaman sistemde boyanın çok azaldığını ama bizim lezyonlu bölgemizde boyanın çokça arttığını görüyoruz. Bu olgudaki tanımız da poliöretinal ödem. Üçüncü olgumuz kedi bir diş short değil 10 yaş sıraştırılmamış dişi. İntraorbital göz basıncımız 15 ve sağ göz. Bu olguda retina fotoğrafını değerlendirdiğimiz zaman retinada farklılaşmış alanlar ve bu farklılaşmış alanların ortasında hiperdetektif bir alan görüyoruz. Yine TFA'ya başvuruyoruz. Birinci fazla herhangi değişiklik yok. Kanama ya da birikme görmüyoruz. Yine üçüncü fazla sızıntımız yok. Bu olgudaki bizim testimiz, tanımız retinal dejenerasyon. Dördüncü olgumuz kedi, tekir, 7 yaş steril, erkek, intraorbital göz basıncımız 14 ve sağ göz. Bu olguda da lezyonları değerlendirdiğimiz zaman ortada hiperpigmentik bir alan, etrafında çember tarzında hiperdeklektif alanlar görüyoruz. Yine FFA'ya başvurduğumuz zaman birinci fazla lezyonlu bölgelerde boyanın sızmaya başladığını görüyoruz. Halka tarzında ikinci fazla sızmanın daha fazla olduğunu, üçüncü faza geldiğimiz zaman sistemde boyanın neredeyse kalmadığını ama bizim lezyonlu bölgelerde tutulumun çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu olgudaki tanımızda koroid neovasküler membran. Beşinci olgumuz kedi, melez, 4 aylık, dişi kısırlaştırılmamış, intraorbital göz basıncımız 11, sol göz. Bu olguda retina fotoğrafını değerlendirdiğimiz zaman okla gösterdiğimiz bölgede skar olabileceğini düşündüğümüz bir farklılaşmış alan görüyoruz. Yine FFA'ya başvuruyoruz. Birinci fazda siyah bir alanla karşılaşıyoruz. İkinci faza geçtiğimiz zaman siyah alan hala duruyor ve skar olduğumuz doku, düşündüğümüz doku belirginleşiyor. Üçüncü faza geçtiğimiz zaman siyah alan hala belirgin ve skar olduğunu düşündüğümüz alan belirgin. Tanımız koroidal yırtık ve korioretinal skar. Altıncı ve son olgumuz. Bu olguda da köpek 13 yaş, melez, steril, erkek, intraorbital göz basıncımız 22 ve sol göz. Bu retina fotoğrafını değerlendirdiğimiz zaman da optik diske yakın alanda şekillenmiş bir hiperreflektif alan görüyoruz. Retinada herhangi değişiklik görmüyoruz. FFA'ya başvurduğumuz zaman birinci fazda lezyonun olduğu bölgeyi koyu olarak görüyoruz. İkinci faza geçtiğimiz zaman buraya sızıntının olduğunu ve dolmaya başladığını görüyoruz. Üçüncü faza geçtiğimiz zaman sistemde neredeyse boya kalmamasına rağmen bizim lezyonlu alanda parlayan boyaların hala durduğunu görüyoruz. Bu olgudaki tanımızdan sınırlı koroid hemajyon. Sonuç olarak PPA, retinal rahatsızlıklarda kullanımı kolay ve olumlu sonuçlar verebilen bir tanı yöntemidir. Ama aldığımız sonuçlar bize ayrıca tanı olarak sağladığı olanak %30-%40 civarındadır. Biz buna indüsiyenin yeşil anjiyografisi yani IGC'yi eklediğimiz zaman bu oranı %50-%60'lara çıkartabiliriz. OCT yani optik koherans tomografisi ile birlikte yaptığımız zaman da bu oranı %90-%100'lere çıkartabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.